Son 48 saatin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Papağanına yaptığı işkenceyle gündeme gelen Murat Özdemir. Dün akşam akıl hastanesine sevk edildiği bilgisini aktarmıştık sizlere. Peki o saatten sonra ne oldu? Özdemir şimdi nerede? Ya da işkence gören papağanın durumu nasıl? Bakalım. Acın baba diyeceksin. Normal dışı tavırları sergiliyor belli. Ben şurada yürüdüğümde bile artık tedirgin olabilirim o benim yanımdayken. Şimdi tedavi altında. Ya hani onun adına da kendi adımıza da mutluyum. Zavallı papağana yaptığı işkence görüntüleri kan dondurmuştu. Murat Özdemir artık Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün boyunca tedavi altında olacak. Çık git dışarı. Çık çık. Özdemir talihsiz papağanın boğazını sıkıp uzun süre nefessiz kalmasına neden oldu. İnfiale yol açan görüntü. Toplamda 58 saniye ama her anında şiddet ve öfke var. Son dönemde çevresi de bu agresif hareketlerden şikayetçiydi. Murat çık. Çık dışarı. Mesela şurada araç var diyelim. İşte bu araba kimin? Tartışıyor. Araba kelimeler. Her taraf mezarlık dolu insanlar. Efendim bir kurşuna bakar deyince artık fıtırdım. Dedim ya sen ne diyorsun? Zavallı papağansa koruma altında. Bugün ameliyat edildi ama büyük stres altındaydı. Öyle ki erkek veterinerleri yanına yaklaştırmadı. Tamamdır. Kendine gelmesi için işte besleme, serumlar, antibiyotik ve ağrı kesiciler yapıyoruz. Erkeklere karşı daha büyük bir tepki gösteriyor. Yani herhalde o geçirdiği stresin pek ne zamandır strese maruz kaldı bilmiyoruz. Onun etkisi altında öyle gözüköyor. Murat Özdemir 2 yıldır Ortaköy'deki işte bu apartmanda oturuyordu. Zaman zaman komşularıyla aralarında tartışma çıkıyordu. O tartışmaya polis de dahil oluyordu. İşte şimdi Murat Özdemir'in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasıyla birlikte apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı ama sonrasında ne olacak kara kara onu düşünüyorlar. Yani o insan tedavi altında olsa bile bilinçaltının falan temizlenmesi gerekiyor. Ne yaşadıysa. Acın baba diyeceksin. Öğreteceğim ben.